Ne yazık ki yerli ve yabancı basına çıkan bu haberler bitmek bilmiyor. Hindistan topraklarında bu trajedilere her gün bir yenisi ekleniyor. Yine vahşet, kan, yine gözyaşı. Tüm bunların arkasında yatansa hurafelerle dolu batıl bir din. Bu dinin adı Hinduizm. Hindistan. Tarih boyunca defalarca istila edilen bu topraklardaki bilinen en eski istilacılar Aryanlardır. Kendilerini üstün bir ırk olarak gören Aryanlar, M.Ö. 2500 ila 1500 yılları arasında kuzeybatıdan gelerek tüm Kuzey Hindistan'ı işgal ettiler. Sadece askeri anlamda bir işgal değildi. Aryanlar yeni bir Hindu uygarlığı oluşturmaya giriştiler. Hindu topraklarındaki bazı gelenekleri korurken bazılarını bütünüyle yok ettiler. Ve kendi ırkçı kültürleri üzerine inşa ettikleri yeni bir batıl din meydana getirdiler. Bu batıl din Hinduizm'di. Hinduizmin temel inanışları Aryanların oluşturduğu dört kitaba dayanır. Vedalar, Upanişatlar, Puranalar ve Brahmanalar. Ancak Hinduların sözde kutsal kitap olarak kabul ettikleri bu metinlerin hiçbiri Allah'ın vahyine dayanmaz. Bu metinler yalnızca Aryanlar ve çeşitli Hindu liderleri tarafından kaleme alınmış efsanelerden, hikayelerden ibarettir. Hindular hayatlarını, ayinlerini, ritüellerini bu kitaplardaki hurafelere göre düzenlerler. Bu nedendedir ki Hinduizm akıl dışı uygulamalar ve batıl geleneklerle doludur. Ve bu kitaplarda tanımlanan kasvetli ve karanlık dünya Hindular için ideal bir hayat modeli olmuştur. Gerçekte evrenin yaratıcısı Yüce Allah, tüm ilahi dinlerin elçilerine birer kitap indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de mübarek kitap Kur'an. Tevrat, Zebur ve İncil zamanla tahrif edilmişlerdir. Ancak İslam dininin kaynağı olan Kur'an, Peygamberimize vahyedildiği haliyle bizlere ulaşmıştır. Rabbimiz bunu Kur'an'da şöyle haber verir. Hiç şüphesiz zikri biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Hinduizm ise insan yapımı bir inanış, batıl bir yaşayış şeklidir. Ve uygulamaları inananları arasında büyük farklılıklar gösterir. Köyden köye, kasabadan kasabaya, hatta aileden aileye farklı Hinduizmler vardır. ...1947-1964 yılları arasında bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanı olan Pandit Nehru, Hinduizmi şöyle tanımlar. Hinduizm bulanık, keskin hatlarla tanımlanamayan, çok yönlü, her insana göre değişen bir inançtır. Onu tam olarak tanımlamak çok zordur. Hatta kelimenin gerçek anlamıyla bir din olup olmadığını söylemek de çok zordur. Birbirine karşı ve birbiriyle çatışan her türlü inancı ve ibadeti içine almaktadır.
Günümüzde Hinduizm, İslam ve Hristiyanlıktan sonra dünya üzerinde en fazla kişi tarafından kabul gören üçüncü büyük din olarak kabul ediliyor. Hindistan, Nepal ve Endonezya başta olmak üzere dünya nüfusunun yaklaşık %15'i bu dini benimsemiş durumda. Hindistan'da ise nüfusun yaklaşık %90'ı, yani 700 milyon kişi Hindu. Ve bu 700 milyon insan büyük bir yanılgı içindedir. Çünkü Hinduizm putperest bir dindir. Hinduizm pagan bir inanıştır, yani putperesttir. Hinduların yaşamında putlar çok önemli bir yer tutar. Ve Hindular bu putların sözde birçok üstün güce sahip olduklarını düşünürler. Hindulara göre taştan ve tahtadan yapılma putlar insanları ödüllendirir, cezalandırır, hatta affederler. Hindular bu inanışla tüm hayatlarını bu putlara ibadet ederek geçirirler. Onlar bu batıl uygulamalarına bir kılıf da bulmuşlardır. Hindulara göre Brahma isimli evrensel bir ruh vardır. Diğer tüm putlar da Brahma'nın yansımalarıdır. Dolayısıyla Hindular aslında putperest olmadıklarını ileri sürerler. Hinduların bu inançları tıpkı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde putlara tapan Araplardaki gibidir. Cahiliye devrinde putlara tapan Araplar, tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Ancak taptıkları putların Allah'tan başka güçleri de olduklarını sanıyorlardı. Allah bu insanların nasıl bir yanılgı içinde olduklarını Kur'an'da şöyle bildirir. Ondan başka veliler edinenler şöyle derler: biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Elbette Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı, kâfir olan kimseyi hidayete erdirmez.